Evet, saat başında Ekonomi Bakanı Zafer Çağlay'ın da değindiği bir konuydu. Bir başka hayal kırıklığı yaratan veri sanayi üretimi verisi. Ekim ayına dair bir veriydi sayın seyirciler bu yılın ve bir önceki yılın aynı ayına göre %5.7 düşüş gösterdi sanayi. Beklenti anketlerde gerilemenin %2.6 olması yönündeydi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2012 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocağı sektörü endeksi %3.9, imalat sanayi sektörü endeksi %5.9, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü ise 5.1 geriledi. Takvim etkisinden arındırılmış endeks 2012 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0.9. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi bir önceki aya göre ise %2.6 geriledi. Sanayide çarklar yavaşlıyor. Bu konuyu İstanbul Kimyasal Madde İhracatçıları Birliği Başkanı Murat Akgüz'le konuşacağız. Merhaba Murat Bey. Merhabalar. Şimdi Eylül ayında %6.2 yükseliş var. Daha sonra Ekim ayında da %5.7 düşüş göze çarpıyor. Bu öncelikle düşüşü neye bağlıyorsunuz siz? İthalattaki gerileme oldukça burada önemli oldu. Ki bu istenilen bir yavaşlamaydı. Şimdi baktığımız zaman Merkez Bankası'nın hedeflerinden bir tanesi. Bizi asıl tabii endişelendiren sanayideki yavaşlama, üretim verisindeki %5.7'lik gerileme bizi en fazla zaten sıkıntıya sokan bir rakam oldu bu açıklamalar içerisinde. Evet. Ekonomimizin %1.6 büyümesi, yine her şeye rağmen büyüdüğümüzü tekrar belirtmek istiyorum. Çünkü çevremizde gerçekten çok büyük etkiler bizi sıkıntıya sokuyor. Yani komşu ülkelerde sıfır sorun politikamız var iken bir anda birçok komşumuzda ciddi sıkıntılar var. Politik sıkıntılar öncelikli olarak. Bunun dışında biz farklı pazarlara da açılarak bu sıkıntıları tabii ki aşmaya çalıştık. Aşmaya da çalışıyoruz. Bu süreç içerisinde şimdi burada özellikle dikkatimizi çeken konu sanayi üretim verisi demiştik. Yatırım teşviklerinin açıklanması, yatırım konusunda Sayın evet. Bakanımızın, Ekonomi Bakanlığımızın açıkladığı teşviklerin bir an önce uygulanmaya geçilmesi sanıyorum bu rakamları biraz daha artı yöne çekebilir. Ama biliyorsunuz sanayicilerin karar verme süreci en az 3 sene. Burada yatırım teşviklerini ne kadar olumlu açıklarsanız açıklayın, yurt dışından gelen bir yatırımcıyı buraya yatırıma sokmak daha uzun sürebilen bir konu oluyor. Yani Ekonomi Bakanı Çağlayan bizim sanayicimiz çeviktir, hızlıdır, uyumludur dedi, evet. övdü ama toparlanma o kadar kolay olmayabilir mi? Tabii yatırım büyüklüğü arttıkça karar verme süreci daha da uzun sürebiliyor. Tabii ki burada KOBİ'leri kesinlikle oldukça önemsiyoruz. Çünkü KOBİ'lerin yatırım yapma şansı ve hızı çok daha hızlı oluyor bu süreç içerisinde. Ama burada özel sektöre çok büyük görevler düşüyor. Her ne kadar Ekonomi Bakanlığımız bu konuda teşvikleri veriyor olsa da Türkiye'de bunu tüketecek kesimi ya da yurt dışında bunu alacak kesimi görmeyen özel sektör böyle bir yatırıma da girmek istemiyor. Yani özel sektör yatırım harcamalarının %11.1 azalması, özellikle makine teçhizatta %14.7 azalması ve özel tüketim harcamalarının da %0.5 azalmasının tümüyle sebepleri bu. Burada makine teçhizat yatırımları bu konudaki öncü gösterge bu rakamlardaki düşme bizi en çok endişelendiren düşme. Benim kendi sektörümde de %6.9'luk bir gerileme var. İhracatta her ne kadar artışımız devam ediyor olsa da yurt içindeki satışımız, yurt içindeki daralmamız asıl bundan kaynaklanıyor. Her ne kadar ihracatımızdaki artışlarımız devam etse de. Evet. Son çeyrekte çok daha tabii büyük görevler düşüyor. Yani son çeyrekte zaten kapanmak üzere. Ya bu verileri biz gördük, hadi hızlanalım desek de şurada 20 günümüz kaldı. Elbette. Bu süreç içerisinde sektöre çok sıkıntılı bir süreç yaşanmadı. Murat Bey. Sayın Bakanımızın söylediği zaten
son çeyrek açıklaması da sanıyorum buna dayanıyor. 2013'e bakalım birazcık. Dediğiniz gibi biz sadece verileri bekliyoruz. Veriler bizim arkamızdan geliyor. Şimdi evet, talep kısmı çok önemli. Mesela Fitch'in açıklaması var. Ekonomide durgunluğa neden olmadan bir daralma olduğu görüşündeyiz evet, şeklinde. Evet. Bu sanayi üretim rakamı, büyüme rakamının biraz daha ilerisinde. Son sorum, dördüncü son çeyrekteki büyüme verisinde siz kötü bekliyor musunuz? Ve 2013'te evet, ihracatın gücüyle bir büyüme oldu bu üçüncü çeyrekte, ama bundan sonrası için içe baktığımızda örneğin evet bir takım riskler var Türkiye'ye dair, ama siz talep tarafında bir yavaşlama öngörüyor musunuz 2013'te? Ve son çeyrek büyümeyi nasıl bekliyorsunuz? Tabii ki. Son çeyrek büyümesi ya bu rakamların biraz daha üzerine çıkacağını bekliyoruz. Şu ana kadar ihracat verilerinde bizi sıkıntıya sokacak herhangi bir rakamla karşılaşmadık. Aksine evet, halihazırda hızlı artışa da devam ediyor. Hı-hı. Şimdi bu süreç içerisinde azalacak demek çok kötümser bir senaryo olur. Yurt içindeki daralmadan kaynaklanan bir yavaşlamadan bahsediyoruz. Ben bunun üzerine ısrarla basmak istiyorum. Evet. İhracatta en ufak bir gerileme halen yok. Her şeye rağmen yok. Ama bunun yanında yurt içindeki tüketimlerdeki harcamalardan kaynaklanan bir yavaşlama var. Ama bizim asıl bu rakamlarda üzerine gitmemiz gereken konu yatırımcının özellikle yurt içinde Türkiye'de özel sektörün yatırım kararlarında bir yavaşlama olabilir. Bu konuda hızlı bir şekilde ekonomi bakımımız öncelikle olmak üzere yatırımları hızlandırıcı ek teşviklerin olması lazım. Örneğin plastik sektöründe sadece 6. bölgelerde yatırım teşviğini artık maalesef plastik sektörünü memnun etmedi. Ondan dolayı da plastik sektörü herhangi bir yatırım atağına giremedi. Evet. Yani bu sonuçta ek önlemlerle belki 2013 yılını daha verimli geçirebiliriz. Bu konuda politikaya çok önem veriliyor. Hı hı. Ümit ediyorum hükümetimiz de bu rakamları bir öncü sinyal olarak görüp erken teşhis gibi hastalık daha fazla vücuda yayılmadan hemen birkaç önlemle çözebilir ümidindeyiz. Çok teşekkürler Murat Akgüs, sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Sayın seyirciler, 2013 yılı bütçesinin genel kurul maratonunda bugün itibariyle başlıyor.